%31'indeymişim ben de oyunun. Hiçbir fikrim yok, Chernobyl Light nedir abi bilmiyorum. Şuradaki müzikler çok güzel ya bu arada. Ses çok yüksek değil, değil mi? Birazcık kısayım şöyle. Şimdi ben en son bir yerde ölmüş mü? Aa, ölmemişim lan. Evet şimdi. Şöyle bir... Souls-like gibi diyemem ben bu oyuna ya. Yani belki esinlenmişlerdir ama. Evet emin, ben de ondan bahsediyordum abi. Yani karakterin hareketleri şey değil. Hani bu kadar hoplayıp zıplayacaksın bir de. Dead Cells gibi olsa oynarsın. Biraz daha tutarlı olsa karakterin hareketleri. Şuradan devam edelim. Ben yine de bayağı ilerledim. Yani bayağı dedim işte, neredeyse yarısına geldik. Buradan aşağı inecekmişiz. Ya teması güzel ama bence yeterli değil abi. Ben dövüş dinamiklerini falan filan hiç sevmedim açıkçası. Çok tek düze yani. Şimdi o patlar ha. Patlıyor bu namussuz, bilmez miyim? Böyle bekliyorsun abi işte. Yani şimdi ne yapacağım? Çok enteresan bir şey, karakterin hareket kabiliyeti ve düşmanların duruş pozisyon şeyi falan var yani. Gelmişim. Aşağıda bir iki yol var. Birisi yukarıya doğru gidiyor, birisi sola doğru gidiyor. Hangisine gidelim? Sola doğru mu gidelim, yukarıya doğru mu gidelim? Buraya kadar gelmişken artık yukarıya doğru bir çıkalım. Şu fareye zarar verebiliyor muyuz? Veremiyoruz. Peki şurada bir şey var mı? Şurada bir şey var mı? Yok. Ulan şurada duvar var da geçemiyoruz zannettim ya. Geçilebiliyormuş. Şu zehirli bölgelere henüz giremiyorum abi. Abi tek atıyor ya o zımbırtı. Hay senin. Abi şimdi niye öldün yani, değil mi? Bak yine başladım gece gece şey yapmaya. Abi keyifli bir zorluğu yok bence. Mesela Dark Souls'ta falan, Demon's Souls'ta ölüp böyle geri dirildiğinde en azından düşmanlarla kapışmanın bir şeyi var. Keyfi var hani, birebir mücadelenin keyfi var. Bu oyunda o yok maalesef. Abi düşmanlar sabit sabit duruyorlar. Zaten neredeyse tek atmaya yakın hareketler yapıyorlar. Senin hareket veya saldırı kabiliyetin çok aman aman değil. O da keyifli de değil. Mesela büyüyü de şey yapmışız, bırakmışız. Kaçına vuralım tekmeyi. Ay ulan. Bak şimdi ya, şuna tırmanmayacaksın değil mi sen? Bak ya, ucuna gelince kalıyor.
Gerçekten yani bu karakter mesela tırmanacak mı, tırmanmayacak mı, şeyi nedir? Çözmek gerçekten enteresan bu oyunda. Vurabildiğin kadar vur abi. Şuna bulaşmayalım da. Ay. Abi şimdi şu arkadaş patlıyor yani böyle. Biliyorsun bir tane patlıyor ondan sonra. Ya garip yani, ölmüyor, patlıyor. Tekrar spawn oluyor falan böyle. O tekrar spawn olmadan biz şöyle kaçalım. Hadi güle güle. Kesin onu öldürmenin bir yöntemi var ama. Şu an için es geçtik. Buradan damlaması lazım çünkü altta gölet var, aynen. Zehir göleti var. Şimdi buradan aşağı inip zannedersem şuraya bağlantı kurabiliriz. Buradan da yukarıya çıkıyoruzdur zannedersem. Yani buradan yukarıya çıkacağız şu boşluktan. Ve aşağı gideceğiz. Aşağıda bağlantı kuracağız. Evvela bir aşağıya gidelim. Aa derken buradan ilerleyemiyormuşuz. Şimdi fark ettim. Yani ya onun ağzının içine düşeceksin yani. O dayağı yiyeceksin ya da yiyeceksin. O kadar şey. Peki yani böyle bilmiyorum. Ben belki de platformingi konusunda başarısızım bu oyunun. Bir aşağı inelim bence. Kafamıza düştü. Alalım. Must be around here. The bell will not stop ringing. I hear it ringing. Ha şey, abi benim aldığım üzerinde bir envanter var. O etraftaki cesetlerin konuşmalarını dinleyebiliyor. Peki bu bana ne diyor? I hear it jingling even in my dreams. My hands are wounded from all the digging. It must be around. Ha bu bir şey ararken ölmüş diyor. Bir dakika. Bell. Zil. Zil ararken rahmetli olmuş. Elleri falan mahvolmuş aramaktan. Şuradan devam edelim. Hı. Bu ne? Refill empty blue. Ha olur, dolduralım. Bu büyük ihtimalle benim jumbo. Aa! 3 oldu. İlk defa bir tane daha doldurabiliyor muyuz? Oha. Çok iyiymiş. Kaça kadar çıkabiliyoruz böyle? Kayma hareketini nasıl mı yaptım? X'e bastım aşağı doğru. Bak Kvoti şey nasıl diyeyim? Kötü oyun değil ama çok da şey değil ya. Yani benim beklediğim oyun değil abi. Ben de çok hevesliydim bu arada. Çıkabiliyormuşuz. Neyse. Müzikler falan çok şahane bu arada abi. Bayağı güzel müziklere sahip oyun. Bayıldım soundtrack'ine. Hani orijinal soundtrack'i büyük ihtimalle şeyde iTunes'a falan düşerse, ki belki de düşmüştür, bakmadım. Alırım. Dinlenir abi. Ya şey çok güzel değil mi ya? Ya oyunlarda artık hani eskiden de çok başarılı müzikler vardı hani. Her zaman için. Ne diyelim? NES, SNES zamanlarından bu yana oyunlar için çok 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 güzel, çok kaliteli müzikler vardı ve artık benim için şey ya, hani en az müzik endüstrisi için bestelenmiş müzikler kadar oyunlar için bestelenmiş müzikler, hatta bazıları endüstri için bestelenmiş müziklerden daha şey geliyor bana. Endüstri için derken sonuçta bu da endüstri şey yapıyor ama yani direkt müzik severlere hitap eden değil. Gönder. Çok başarılı hale geldi abi müzikler. İnanılmaz etkileyici hale geldi. Abi şimdi nereye gideceğimi bilemedim işte. Her yol açılıyor.
şu evvela hatta şunlara da bir arada bakmak lazım böyle. Duvarları bir dürtmek gerekiyor. Hop şöyle ilerle. Sanırım bir kısa yol açmış olduk böylelikle. Evet, yani bağlantıyı kurduk. Hatta şurada bir kayıt noktası var. Oraya bir gidip kendimizi garanti altına alabilirdik. Konuşamadım yine. Kendimizi garanti altına alabiliriz. Buradan yukarı çıkıp şu ben bir sola gideyim diyorum. Umarım ölüm fermanım olmaz. Mountain of the Endless Dusk. Dusk till dawn. Karanlıktan şafağa. Sonsuz karanlık. Oo, bir dakika, burası tamamen yeni bir bölge herhalde. Etrafta düşmanlar var. Dur ya, şunu öldüreyim de. Çile çekmişsin abi. Şimdilik bir şey söyleyeyim mi? Biz buradan bir geri dönelim. Buradan bir geri dönelim. Belli olmaz yani. Bu arada yorumlarınızı kaçırmış olabilirim birkaç tane. Oyun müzikleri dendiğinde aklıma neden de bilmez. Direkt olarak Diablo 2'den New Tristram geliyor. İyi yayınlar bu arada hocam. Prof Spawn, hoş geldin. Sefalar getirdin. Evet ya, şimdi şu arkada hafif çalan gitar müziği falan hafiften Tristram'ı tam diyemem ama New Tristram'ı andırdı. Büyük orkestra kullananlar var. İnanılmaz müzikler çıkıyor oyunlar. Valla bak, bu büyük orkestra kullanmıyor. Bupti. Ama yine başarılı olduğunu düşünüyorum ben. Ben zaten büyük çoğunlukla enstrümantal dinliyorum. Müzikler sözlerden daha anlamlı geliyor bana. Biz buraya daha önce de gelmiştik değil mi? Otomatik mi bırakıyoruz bunları? Evet. Bunun bana ne faydası olacak acaba? Ya büyük ihtimalle buraya, bu diyara böyle çok büyük günah işlemiş kişiler geliyor ve bu kemik parçaları, bu anatomik parçalar onlara ait. Onların loruyla alakalı şeyler öğrenmiş oluyoruz diye tahmin ediyorum. Aklıma da başka bir şey gelmiyor şu aşamada. Kisser of Wounds takılıyor burada yine. Bu arada ben bir anahtar almıştım zannedersem. Oraya bir gidelim mi ya? İyi hatırlattınız ha. Ulan bütün şeyi, parayı iksire harcadık bak. 310 kağıt kalmış. Bakalım yeni bir şeyler açılmış mı? En azından görürüz. Bak şunlar da açılmadı ha. Zaten full artı fulluz abi yani. Şunlar kapalı. Diğer bütün özellikleri aldım ben. Bu arada bir yerde biz çok zorlanmıştık ya ilk oynadığım zamanlarda. Abi biz şu özelliği neredeyse hiç kullanmadık. Atıyor ya büyüyle. Şu özellik. Bunu kullansak çok daha rahat ederdik. Yani ilk yayın yaptığım zaman bayağı bir ayar olmuştum hatırlarsanız. O kadar da ayar olacak bir şey yokmuş aslında. Yani oynadıkça şeyi fark ediyorsun çünkü. Ya oyunun eksiklerinden kaynaklı bir şey var ama. Sıkıntı var ama. Last of Us'ın müzikleri de güzeldi. Yani bir sürü oyun var zaten saymak istersen. Ya. Bring me anything that can be blessed, so you. Şu anda bir şey yokmuş burada. Skyrim müzikleri efsane. Mesela bak, Fallout'un kendi lisansladığı müzikler yanı sıra ben şeyi çok takdir ediyorum. Fallout 3'te Bethesda'nın herhalde Fallout'a eklediği ender başarımlardan bir tanesidir. Abi şey, ambiyans müzikleri çok başarılı. Yani radyo çalmadığı zaman arka planda çalan şarkı şeylerden bahsediyorum, müziklerden bahsediyorum. Abi inanılmaz uyumlu ya. Çok iyi. Şimdi şey deyince aklıma geldi, hani Skyrim deyince aynı firmanın oyunu nihayetinde. Buradan aşağı gidilebiliyor, oradan oraya gidiliyor. Şimdi biz geldiğimiz yere geri dönelim. Şimdi şurada bir bölge var ama o bölgeye girmeden evvel şurası neymiş? Mesela bak ya, bir de ben mi keşfedemem bilmiyorum ama bu oyunun eksiklerinden bir tanesi hızlı seyahat olabilir. Yani niçin hızlı seyahat yok anlamadım. Yani gitmeyi istediğim yani aldığım itemları denemeyi istediğim bölgeler var. Ama uzak düştüğü için şey yapmak istemiyorum yani böyle. Tamam sonra gideriz falan kafasında bakıyorum.
Buradan aşağı inelim, biz geldiğimiz bölgeye geri bir dönelim bence. Mesela Bastion. Abi Bastion Transistör de öyle ama 2009'da çıkmıştı değil mi? Bundan 10 sene evvel çıktı. İnanılmaz bir soundtrack'e sahip abi. Zaten Darren Korb oyunun soundtrack'ini yapan kişi. Amerika'da bir şeyi ödülü de ödül almıştı bir kişi. Müzik alanında. Şimdi biz nereye gideceğiz? Sola değil, sağa doğru gideceğiz abi. Hem şu aşağıyı deneriz bir, tamam mı? Bir de şurayı denemek istiyorum ya, yani şurayı. Şu alanı açmaya çalışacağım. Hatta şuralara da bakalım. İyice açmadan diğer bölgelere git. Ay arkadaş ya, o da patlayacak kesin, kaç. Aşağı inmemişiz biz abi. Bunlara alışıyorsun zaten zamanla. Burada bir şey var mı? Yok. Hop, şöyle şurada. Şurada bir şey var mı? Aha vallahi bulduk. Neymiş bu? Anoint yourself with the oil of the pilgrims. Anoint. Sen bana birini anoint. İnşallah hayırlı bir şeydir. Ha, manamız yükseldi. Kelimelerin manasız kaldığı anlar. Anoint hacı yağı mıymış lan? Harbi mi? Olabilir ha. Bu oyundan öyle bir şey bekliyorum. İşte şu zehirli bölgelere giremiyorum ben hala. Girince karakterim hasar almaya başlıyor. Acaba bir item alıp mı geleceğiz? Şunu ateş edebiliyor muyum? Bakayım. Şu köşeye tutunayım dedim ama beceremedim. Bak orada mesela sanki şey yapabileceği bir yer varmış gibi duruyor ama yok. Eyvah eyvah. Bundan bahsediyorum işte. Abi bok yolunda gitmeyelim de. Dur 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 dur. Dur. Abi şey bir de ya, yani tırmanamıyorsun. Hasar verdiği zaman bırakıyor karakter kendini. Saçmalık ya. Yok abi, daha da gitmem ben. Şeyini alalım, öyle gelelim yani. Bok yolunu ölme taraftarı değilim açıkçası. Yukarıdan gelmedik mi lan biz? Kapılmaz büyük. Burada bir şey var mı? Yok. Tamam, kesin yani o yukarıdan gireceğiz o zehirli bölgeden bir şekilde ya da şuradan falan, işte neyse, dönüp dolaşıp burayı açacağız abi ama şu anda değil. Gidelim biz. Ben normalde biliyorsunuz yani artık beni, oyunlarda yön bulma duygusunu çabuk kaybeden birisi olarak çok bakıyorum haritaya. Rahatsız ediyor mu sizi oyunun kesilmesi? Ben çok bakıyorum abi. Mesela kendim aldığım kayıtlara daha sonra bakıyorum, inceleme yaptığım zamanlarda. Ulan diyorum, yeter arkadaş ya. Tabii bu tarz oyunlar için konuşuyorum. Her oyunda da bu kadar bakmıyorsun. Lan ne oluyor? Alttan dönerek geçmiş namussuz. Ciddi söylüyorum. Anında benim şey olup gidiyor abi. Kafamdan gidiyor ayrıca. Açıp açıp bakmak lazım. Şimdi son kez. Sağ tarafa doğru devam edelim. Şu bölgeye bakalım.
kip zıplama gibi bir şey varsa şu oyunda ve alabilirsek, ki büyük ihtimalle var olduğunu sayıyorum. Şöyle abi, her an zart diye gidebiliyorsun. Mümkün olduğunca hani canınızın yeri olması içinizi rahatlatmasın bu oyunda. Şey yapmışlar yani, yarı can aslında canınızın son damlası manasına geliyor. Hadi. Şurada bir şeyler olma ihtimali var mı? Yok. Tamam, yukarıya tırmanmamız lazım ama büyük ihtimalle evet, bizi aşağıya atacak. Şöyle. Tam Hugo'nun tren şeyine döndü bu. Ya fuck you anasını satayım ya. Oradaki pattern'ını iyi çözmek lazım. Ağzıma vurdun ama ben de geçtim. Aa, bu kim? Heh, ezdim onu. Bak, bak, şey gösteriyor orada. Hani düşman üzerine gelirken kontrol benim elimden geliyor. Onu öldürdü ya, ondan sonra bir boşluk oluşuyor. Bir süre bekliyor karakter. O sırada da dayanıyorsun. Şimdi Varan 2, hadi bakalım, buradan çıkamayacağız büyük ihtimalle abi. Kesin bir şey var. Suyun içinde olduğumuz için normal zıplama seviyesine ulaşamıyoruz. Buraya da sonra geleceğiz anlamına geliyor bu. Ben kaybolunca inşallah çabuk bulurum diyorsun. Öyle çok kaybolduğumuz olmuyor ya. Aşırı kayboluyor muyuz? E oğlum, buradan yukarıya nasıl çıkacağız biz şimdi? Şu tarafa bir geri gideceğim ben abi. Burayı aşağıya şeyden dolayı inememişiz, zehirli bölge diye. Son bir yer var merak ettiğim, oraya da gidelim. Bundan sonra kaçarız. Hadi. Evet, buraya çıkmamışız. Geçerim sandıydım. Patladığı zaman keşke yanındaki adama da vursa. Hayır, 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 hayır. Tek atıyor namussuz. Abi o patlayan adamdan korkuyorum, evet. Her an her yerden çıkabiliyor. Aa, nasıl eş geçti onu? Evet. Ne vereceksin bana? Yukarı, empty bile vessel. Abi bu empty bile vessel'lar. Ha, bu empty bile vessel dedikleri büyük ihtimalle bizim can doldurmamız için gerekli şeyler ya. Vazolar abi. Bunlardan ne kadar varsa o kadar para karşılığında doldurup envanterimize katabiliyoruz. Estus flask gibi, aynen. Abi artık oyunlar tek bir kategoride değil, bu konu hakkında düşünüyorsun? Eskiden sadece RPG. O bizim herhalde BSC'deyken oyun muhabbetlerinde konuştuğumuz konulardan bir tanesiydi. Artık oyunlar tek bir türde değil tabi canım. Yani eskiden bir şey vardı aralarında. Böyle ayrıştırabileceğin keskin çizgiler vardı. Ama artık yani bir oyunun başarılı bir şeyi diğer oyunun da parçası haline gelebiliyor. İşte ne bileyim, Call of Duty'de RPG dinamikleri olabiliyor. Zayıf oluyor ama oluyor. Tabi bu Call of Duty'yi bir RPG oyununa çevirmiyor. Söyleyecek bir şey yok abi. Yani sonuçta pazarda artık ne tutarsa, biraz risk aldık buralara kadar geldik ama onu yapıyor yapımcılar.
işin ticaret yönünde olması gereken de o gibi hissediyorsun. İşte God of War'un da yine aynı şekilde. O ne değil? Efendim çok teşekkür ederiz. Gecenin karanlığına bir ışık gibi doğdunuz efendim. Kesenize bereket. Sağ olun, var olun. Ya sizi rahatsız ediyor mu? Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Beni çok rahatsız etmiyor. Başarılı olan yönlerini alıyor olması. Aşağı insek mi? Abi bu arada biraz riskli durumdayız. Canımız bayağı az. Ölürsek tam öleceğiz yani. Az buçuk değil, sağlam öleceğiz. Buralara da gelmek sıkıntı olacak. Şunların içinden bir şey çıkaydı ya. Evet abi, buradan devam ediyoruz. Eyvah, patlayan dede geldi. O kadar zıplamasak sıkıntı olmayacaktı sanki. Dede! Oğlum acilen... Vay abi, şansa bak ya. Şuraya gitmemiz lazım. Bizi kurtaracak tek şey burası. Sonra da şuraya gidebiliriz. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Bak ben burada da bulmuşum. O Estus Flask mekanı. Es geçmişiz ha. Ben buradakini aldım. 3-4 tane birden. Ondan böyle bu oyun bana kazık geldi. Evet abi. Tam zamanlıydı, canından bir şey yap. Dede dur dede. Seninle uğraşamayız şimdi. Hep. Armandalı oynatıyorlar suyun içinde bize ya. Hop. Hop. Tala. Oğlum kayarak kaçacaktım la. Sıçacağız şimdi. Eyvah, kaç. Nerede? Oho, bir alt kata inip oradan da sağa gitmemiz lazım. Ölmezsek ne hala? Lan tutunma anasını satayım. Aşağı inmeni tövbe tövbe ya. Gece gece bağırtıyor beni ya. Hanım kızacak sonra. Çok susadım var ya. Kalkıp su içmem lazım. Hadi geçmiş olsun. Buraya geldim ya abi. Sırtını yasladın demektir. Şimdi ne yapalım? Abi burada gidebileceğimiz her yere gittik. Şuraya gidebiliriz aslında. Mercy Dreams'te şöyle biraz daha aşağılara inebiliriz. The Bridge of the Three Cavaliers bizden bir başka boss'u kesmemizi istiyor. Şurada keşfedilmeye değer yerler var. Her yere gidebiliriz aslında. Oneli selamlar. Merhabalar efendim. Ben de rahatsız etmiyor. Assassin's Creed RPG kaymesi biraz canım sıkmıştı ama Odyssey iyiydi. Açıyı kapattı. Ya insanların artık şey beklememesi lazım herhalde Assassin's Creed'den ya. Allah Allah, böcek mi soktu? Ne oldu ya? Kabardı birden böyle parmağım benim, kaşınmaya başladı. Su kabarcıkları oluştu lan. Allah Allah. Yani işte piyasada ne tutarsa, ne çok satılıyorsa onu benimseyip onu en iyi şekilde oyunların içerisine koymaya çalışıyorlar. Assassin's Creed hala işte kendi konseptinde devam etseydi zaten bir şey olurdu zannedersem. Yani çok daha fazla eleştiri alırdı. Değiştirerek bu yönde oyunu evirdiler diyelim, RPG türüne daha fazla çektiler. Şöyle gidelim ya sağ tarafa doğru. Madem geldik böyle. Fallout 3 mü? Fallout 3'ü oynayalı yüzyıllar oldu ya. Fallout 3 mü kaldı abi? Abi yeni nesil kolay tüketiyor, sabırsızlıyoruz ama ben de kendim bir nebze o nesil ayak uyduranın oyun anlayışından dolayı biraz sabırsızım, köreldiğini hissediyorum. Ne diyorsun? Ya ben ya şöyle bir şey, yeni nesil sabırsızdan kastım şu Emre, adam oyunu da oynayıp bitirmiyor ki. Yapılan araştırmalarda pek çok, ulan ne kadar yakınmış bunlar birbirlerine, çok uzak gibi gözüküyor ama şöyle şuraya da bir şey koymuş olalım, kayıt noktası koymuş olalım, bakalım buradan aşağıda bizi neler bekliyor.
Abi bak yukarısı kapalı olduğu halde sanki. Aha. Bu da nesi? Gençler acayip bir yere geldik. Ubisoft diyoruz zaten 15 saatlik Unity gibi oyunları beklemeyin. En az 50-60 saatlik oyunun peşindeyiz. Öyle canım yani single player dediğin zaman artık 50-60 saat 50-60 saat. Ana. Ulan oyunu eleştiriyordum ya şey yok diye. Ne o? Adını sen getir. Hızlı seyahat yok diye. Hızlı seyahat açıldı oyunda abi. Ama yani oyunun %30'undan sonra açıldı daha hızlı seyahat. Gitsek mi lan acaba? Şimdi Albino'ya gitsek ne olacak? Dur abi biz evvel aşağıları tespit şey yapalım. Keşfedelim ondan sonra bakalım. Oo bunlar tehlike. Yavrum be. Babanla mı Blasphemous'tı? Tehlikeli bir yerlere gidiyormuşuz gibi geldi bana da. Aynen. Aynen kardeşim. Ah be. Yapamadım. Bunu da kıçımıza doğru şey yaptık çarptık. Ne bu? Explorer. Ne değil lan o? Bir dakika. Şu. Pisiform of Hernandez the Explorer. Victor Hernandez was chosen to lead an expedition meant to civilize barbaric tribes. İşte Victor Hernandez barbar kabileleri medeniyete kavuşturmak için seçilmişti diyor. He was sentenced for heresy when he suggested custodia was the most... Ne? Şeyle cezalandırıldı diyor işte kafirlikle. Yani he suggested that custodia was the most uncivilized of all. Ha adam şey demiş işte. En medeniyet dışı yer oyunun dünyası olan custodia'ymış. Onu dediği için de kafirlikle suçlanmış. Adam yani gidip barbar... Ulan şurası kapı zannettim ha. Ya bunun için mi geldik buraya kadar ya? Acaba bunların olaylarla ilişkisi ne, alakası ne? Ve buraya nasıl geri geleceğiz? Bak şuradaki camı kırmak lazım. Peki o zaman abi hızlı seyahati kullanalım ve Albanya'ya geri dönelim. Albanya. Almanya gibi. Albuna mıydı neydi? Albero'ymuş. Haa böylelikle buradan da kısa yolu açmış olduk öyle mi? Bouquet of Team. Team neydi ya? Kekik miydi? Kekikti değil mi Team? Bir buket kekik. Haa. Burası anladım. Kısa yolu açtık. Yukarıya çıkalım madem öyle bir. Acaba bu sahnelerde bir gelişme yaşanacak mı ilerleyen dakikalarda veya saatlerde? Opstix merhabalar. Headshotçı Opstix. Dilimden düşmeyeceksin. Chat uyumayın ya. Oğlum oyun oynuyorsunuz da biraz muhabbet edin ya. Siz kendi aranızda muhabbet çevirin. Abi Apple Arcade 100 ile 100 mobil oyun 5 dolar. Amerika'daki bir vatandaşı çok iyi bence. Çok çok iyi canım. Ve olsan şöyle bir şey var. Abi Apple 5 milyar dolar para gömdü. Apple Arcade özel oyunlar için. Onu da göz önünde bulundurmak lazım. Şimdi buradan gidip siz şu yeni mekana The Bronze Frontier, Mountains of the Endless Dusk, Sonsuz Karanlık Dağı'na bir gidelim mi? Ne dersiniz? Olive Tree'nin... Ne oluyor lan gece gece? Vallahi hiç yatma hiç yat. Bu yayınlar böyle güzel bir abi. Ben sen bir daha değil abone olmak gelmezsin diye düşünüyordum seni en son kovaladığında ama abone olarak desteğini devam ettirdiğin için teşekkür ediyorum. Siz de öyle düşünmediniz mi arkadaşlar? Opsix bir daha gelmez diyordum ben. Abi yeni nesil korku oyunu diye bir şey kalmadı be Samet. Sence kaldı mı? Yani hiç beklentim yok abi.
Yani zannedersem şu son yıllarda başımıza gelen en iyi şey korku türünde Dead Space'tir herhalde. İnanılmaz bir yapını ben hala çok başarılı buluyorum abi. Yani Alien Isolation bile mesela Amnesia'dan baktığımız zaman ilham almış bir oyun diyebiliriz herhalde, değil mi? Yani konsept belli. Yani o konsepti ortaya çıkaranın Penumbra ve Amnesia'nın yapımcıları olan neydi? Frictional Games olduğunu söylesek yanlış söylemiş olmayız. Yani çünkü onun öncesinde ben pek hatırlamıyorum böyle seni mümkün olduğunca hani düşmanı karşısında zaaflı hale getiren, yani hep kaçmaya yönlendiren, çok az defansif sana ürün veren. Pek hatırlamıyorum. Genellikle hep oyunlarda böyle mücadele edebiliyorsun korku oyunlarında, korku oyunlarında edebilirdin daha doğrusu. Oğlum bu nasıl bir şey lan böyle? Elinde şiş. Oh kafama yedim. Oh yine kafama yedim. Lan spamde mi onun bunu? Öldü mü? Nihayet öldü. Ne bekliyorum? Abi özgün bir şeyler bekliyorum ya. Ama artık olmayacağını da biliyorum. Of çok sinir bozucuymuş bunlar. Şu uçan kafayı halledelim bir de. Heh. Hiçbir şeyi yarım bırakmayalım. Aa, Evil Within var mesela bak. Evil Within de güzeldi. Ben Evil Within 2'yi çok beğendim özellikle. İlki de fena değildi. Şunları şey yapalım da acılarına son verelim. Evet abi en sevmediğim şey. Bunu hallettik. Altta şeyler var. Hoppa. Severük. Mesela Evil Within 2'de geniş dünya bana böyle Silent Hill'i hatırlatıyordu ya. Silent Hill'de de böyle gezebiliyordun ya. Oğlum bir ölün as lan. Bir saniye abi. Atmayın ulan şunu artık. Aa bu şey atıyor bunlar. Matadorların boğalara sapladığı artık özel ismini bilmiyorum ama ben kılıç diyeyim. Onlardan atıyorlar. Matador'un intikamı. Şimdi buradan şöyle yapsak. Şöyle zıplayıp gelsek. Biraz canımızı tamlayalım. Gel bakalım. Nasıl vurdun sen bana orada? Oynanan öyle tövbe tövbe. Dur bakayım. Biraz şey yapalım. Şu şeyleri kaydedelim. Bayağı güzel kayıtlar aldık. Armin Reznov uzun bir şey yazmışsın. Okuyacağım şimdi bir saniye. Efendim. Şöyle şuralardan almayalım. Şuralardan alalım. Evet. Güzel kayıtlar oluştu. Abi ikinci oyunun nesini beğendin ya? İlk oyun genel Resident Evil Burundan devamlı. Sinematik görselliği oyunun şekli mükemmeldi ama ikinci oyun sırf yapmak için yapılan bir yaratık dünya ve boş boş koşmada ibaret. Abi bilmiyorum ben canlı yayında hatta oynadım. Keyif aldım. Yani açık dünyada seni şey olarak zorluyordu diyeyim. Hani envanter bulman, hayatta kalmanı sağlayacak unsurlarını upgrade etmeni sağlayacak ıvır zıvırları bulma konusunda. Zaten çok büyük de bir şey yoktu ki onun. Geniş dünyası yoktu ki. Yani daha doğrusu açık dünya gibi değildi. Çok da boş değildi. Ve keşfettiğin zaman bayağı sana fayda sağlayacak şeyler buluyordun. Yani ben açıkçası keyif aldım. Bence bu jenerasyondaki en iyi korku oyunlarından bir tanesi. Ama tabii ki bu renk ve zevk meselesi. Sen mesela neyini beğenmedin? Mesela yarı açık dünya boş boş koşma diyorsun. Abi aynı oyun oynanmış olmayabilir miyiz acaba? Ne bileyim abi ben Evil Within 2'de boş boş koştuğumu hatırlamıyorum.
Mesela açık dünyasında o şey vardı, bir tane hatun vardı, sürekli seni kovalıyordu. Bu ateşler beni yakacak diye. Aa! Senin kafanı kırarım ha. Oo! Eyvah ya, ulan var ya, bu merengi döndü dolaştı, bana saplandı. Boss fight gibi bir şeye gelmişiz gibi hissediyorum gençler. Sen boss musun kanka? Ne oldu lan? Oy. Aha. Sakin ol şampiyon. Ah be. Acilen. Oh be ulan. Yemi kesti bak namusun. Kesin öldük. Oha ya. Kar yağan yerlere çarpıyormuş abi. Ya bir hareket yapıyor. O çok kötü ya. Beni engelleyip bana vuruyor ya. Aha! Öldürdük lan. You have a card. Perpetua's Protection. Perpetua's Protection neymiş lan? Ribbon of Crimson Cloth. Carefully rolled and still sand with ancient oils. Memories of the ancient legend. Bir dakika oğlum. Ne işe yarıyor, bana onu söyle. Determines of its former bearer offers protection against lightning attacks. Elektrikli saldırılara karşı şey sağlar diyor. Benim üzerinde neler var? Abi göreyim. Heh. Abi nasıl? Oh kuduracağım. Ha bu şey onun üzerinden gösteriyor. Çok pardon. Bu ne? Slightly strength bears, tamam. Bu ne? Destroy an object. Tears of atonement when destroying an object. Hadi bunu takalım biraz. Bir geri dönsek mi ya? Çok da uzaklaşmamışken. Bir canımızı fullleyelim. Steam'de 36 TL, Switch'de 30 dolar, PlayStation 4'te bile 22 TL. Ya Switch neden bu kadar pahalı bilmiyorum. Bir araştırmak istiyorum ben de Opsix. İyi dedin. Bakalım. Yani ben de mesela Celeste almak istiyorum. Ne bileyim Into the Breach almak istiyorum. Yani Switch'te oynamayı istediğim çok fazla indie yapım var. Çünkü her zaman için böyle masa başına geçip de oynayamıyorum oyun. Ama yanımda taşıyorsam hani mesela oturma odasında falan istediğin zaman tak açıyorsun. Biliyorsun yani yatak odana götürüyorsun. Ne bileyim metroya götürüyorsun vesaire vesaire. Benim için zaten yani Switch'in zaten en büyük albenisi. O nihayetinde. Oo bu şey geri gelmiş lan. Bir kere vurabilirim. Ya sizin var ya. Araştırmak lazım yani Nintendo'nun niye daha pahalıya verdiğini. Şey falan yapıyorlar böyle işte. Şöyle koşalım. Yemedi. İşte ne bileyim Nintendo'nun Brezilya şubesine bilmem neyine falan geçiş yapıp öyle oyun alıyorlar vesaire. Ben de onu çok sağlıklı zıplayamadım ya. İşte abi çok karakterin hareketleri çok. Böyle bir tuhaf bir ağırlık var abi. Oğlum zaten buraya gelene kadar yine yarı canımız gitti. Neyse en azından 3 tane daha can tanlayıcımız var. Aa bu neymiş? You have no available offerings. Ne offering'in buraya bir şey sunak. Sunak gibi bir yer demek burası. Bir şeyler koymamızı istiyor. Acaba ne? Amanın. Salsam mı acaba aşağı kendime?
Tövbe, o ne lan? Aa dur, bu şeymiş, NPC'miş. Günahkar. Prospawn, Blizzard'ın yeni Diablo oyunu gelecek ama mobil olarak gelecek. Adım Redento. Of the order of the genuflectors. Genuflectors. Şey hareketinde. Take his front in my not looking at thy visage. For we at each moment lean forth, so as not to divert our eyes from the path. Such is our old precept. We are before Hondo, a great buried bell, erected upside down so that its ringing would make the earth tremble and reach distant lands. Now Hondo resoundeth in a deep triune moan that traveleth in echoes through its broad spiraling circles. My feet wish to cross to the other side of this ancient valley, to move on to the next destination. Oh, my sins! Who could help me? Öldüreyim mi lan seni? Karşıya geçemiyormuş. Görev için mi gelmiş ne? Jondo. Bu ne lan? Oha, bayağı canım alıyor lan bu benim. Okey. Aşağıya atlasak mı acaba? Ah be. Ya! Tokatçılar. Sen mi yönetiyorsun lan bunları? Yes. Gel buraya, gel, kaçma. Ağzına tükür. Lan! Geri gelmez sanıyordum. Şurayı kıraydık bari ya. Neyse, orada herhalde bir zımbırtı çalıştırdık ama bu çalıştırdığımız zımbırtı... Bir tane şeyimiz kaldı ona göre. Ney sıçayım. Biz pinle girişiyoruz, öteki giriyor ya. Of. Böyle abi, böyle, hadi güle güle. Scapula of Carlos, Executioner. Scapula kürek kemiği arkadaşlar. En azından bunu biliyorum. Orhun hoş geldin, sefalar getirdin. Aleykümselam Ömer'cim, sen de hoş geldin. Orhun sen de benim gibi tahammül edemedin herhalde. Ben aslında bırakacaktım da zor zor devam ediyorum. Ya şeyden sonra, Dead Cells'ten sonra çok şey geldi bana ya, yavan geldi oyun. Ya o karakterin hareketleri, kabiliyeti, platform üyeleri, her şeyde böyle bir şeylik var. Vasat demeyeyim de yetersizlik var abi. Doygun hissettirmiyor. Hani böyle bir Allah senin belanı vermesin. Tövbe estağfurullah. Geçe geçe bak, küfür. Al işte. İyi geceler efendim. Destes'te assist vardı yalancı. Ya ne asist abi, gözünü seveyim. Hangi asist? Nasıl bir asist var yardımcı oluyor? Bak abi, benim bahsettiğim şey asist değil. Karakterin hareket kabiliyetinden bahsediyorum yani. O ayrım nasıl bir asist var abi şeyde, Dead Cells'te. Kılıç sallayarak ilerlediğim bir oyun.
Ne asist sağlayabilir ki? Burada karakterin hareket doygunluğundan, platform eğilerini yapmasındaki başarısından, tırmanması, kılıcını sallaması, anlatabiliyor muyum? Doygunluk var, bir tokluk var karakter hareketlerinde. Burada o yok. Bak bak. Şu kayma hareketini normalde bir yapın. Yani onun arasında dağlar kadar fark var abi. Kontrolcü. Biz buraya nasıl çıkacağız? Abi şu zımbırtı her neyse. Herhalde yetenek alıp gelmemiz lazım abi buraya. De bende hiç enerji kalmadı. O çok kötü oldu. Eyvah. Bizim buralarda biz vallahi çok acayip bir yere geldik abi, gelmememiz gereken bir yere geldik bence. Evet, bunun işini bitirdik. Karşıya şu anda geçemiyoruz herhalde. Tekrar yukarı çıkabiliyor muyuz? Okey. Bunlar yüz güldüren hareketler. Teşekkür ediyorum. Ha tabii, düşman tekrar spawn oldu. Çok güzelmiş ya. Abi bu beni rahatlattı. Bu saatten sonra bize kara ödüm yok. Oh. Evet, uykumun geldiğinin şeyidir bu da, ibaresidir. Hoppa. Acaba en arkadakine gider mi? Sanki tam ona şey... Ya sen benimle dalga geçiyorsun ya. Yemin ediyorum dalga geçiyorsun ha. Neyse, çok uzakta ölmedik Allah'tan. Hemen altındaymış lan. Öldü lan. Bir şey söyleyeceğim. Şunu da her seferinde yapmak zorunda mıyız? Yani bunu doldurmanın bir başka yöntemi yok mu? Vardır illaki değil mi? Ya acaba mesela yerden ruhumuzu aldığımız zaman fulleniyor mu? Vay. Evet, unuttuk bunu. Allah geldim. Oha ulan, ne sıkıştırdın şu şeye ya. Yaşlılık belirtileri bunlar. Hadi. Şu mesela şarjlı vuruşu aldım. Neredeyse hiçbir yerde kullanmadım oyunun. Yani bazı yetenekler var ama manasız geldi bana. Risk alıp mesela şarj ederek vurmaya çalışıyorsun. Vuruyorsun da ama çok da şey değil yani böyle. Onu yapana kadar combo yapmayı tercih ediyorsun. O zaman buna ne gerek var? Ben huzursuz oluyorum yani senin orada o çalmaya çalmandan teyze. Arkadaş, bir arpa boyu yol alamamış olmak böyle bir şey olsa gerek ya.
şimdi. Abi şöyle gidelim. Şöyle gelelim. Biri gitti. İkincisi de gitti. Şunu bir sallayalım. Yemiyor. Oğlum manyak mısın desin? İşte abi bu şey değil. Tutarlı değil abi bu karakterin hareketleri ya. Hiç oturaklı. Bak şimdi abi. Karşıya abi karşıya. Çok hantal, çok bayık ya. Benim kontrollerimde değilmiş gibi hissediyorum abi şu oyunu oynarken. Gel. Aşağıda ne var? Göremiyorum ki. Ha ama bak karşıya zıplayabiliyoruz. Dur evvel abi yukarı çıkalım da. Ama bu buraya kadarmış. Peki. Nasıl diye aşağı kayma vardı sanki. Oo. Oha ulan yarık dayı. Senin çarkına. Evet hayırlı olsun. Kesik. Gel. Hadi geçmiş olsun sana da. Şu da bir acayip güzel. Lan yukarıya nasıl tırmanacağız? Yetenek falan mı alıp gelmemiz lazım ya? Bir bakayım şu aşağıdan bir ilerleyelim. Öyle rush yapma bana. Heh. Bunu nasıl şey yapacağız? Yukarıya. Ha. Yaşlı değil uykusuz muyum? Chat pür dikkat izliyor. Çünkü yeteneklerim onları büyüledi. İlerliyorlar. Büyük tehlikelere rağmen. Büyük köşler başladı. Sal abi. Ya biz yanlış bir yere gelmişiz gibi hissediyorum yine ya. Sanki biz şöyle ilerleyecektik de buraya geldik gibi değil mi? Bir de Brotherhood'un kapısını açacaktık lan biz. Niye geldik buraya? Töbe töbe. Bu ne lan? Herhalde buna vurunca bir şey. Aa arkada bir şey var. Görüyorsunuz mu? Zincirlenmiş bir şey. Dur abi. Kıllandım ben. Şu aşağılara bir bakalım evvela ne varmış. Gel bakayım. Şimdi sanırım buradan aşağısı... niye böyle bunlar yıkılıyor? Aşağıda bir tuzak yok ki. Yani... Sadece bir yandan da platform olmuyor. Korktum lan. Dur ya biz o heykelin yanına bir geri gidelim. Ne varmış bakalım. Alameti farikası neymiş? Millet uyuyor. Şimdi bak ben onların uykularını açacak bir boss fight başlatacağım. Hiçbir şey de olmadı ha. Kafanı keserim senin böyle ha. Bak hala bana kırbaç sallıyorsun ya. Sana da geleceğim çam yarması. Atma ulan şunu. Oğlum jilet lan o. Jilet atıyor. Şimdi gönül rahatlığıyla aşağı gidebiliriz. Ulan çapraz attığını yine unuttum ya ve yine ağzıma vurdu. Hadi geçmiş olsun abi.
Oyun bıraktırma yeri abi burası. Abi diyorum, oyun bıraktırma yeri burası. Neyse ki kazasız belasız atlattık. Şu arkadaşı alalım. Zaten tutkalla yapıştırmışlar herifleri. Vertebra of John the Gambler. Evet. Koyuncu Jack'in vertebrası. Çeti hareketler. Abi benle dalga mı geçiyorsun sen ya? Tamam yatın abi hadi. Saat 3'e geldi. Sıçarım çarkına böyle işte. Elin bir kaza sonucu kazığa oturan karakterimiz sonrasında yayınımızı burada sonlandırma kararı almış bulunmaktayım arkadaşlar.